Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomibiz kanalına hoş geldiniz. Japonya ve yine Japonya tarafında yen değerlemesi, yurt dışı borsalarda stres, son gelen enflasyon verileri derken piyasalarda olanı biteni gerek kısa vadeli gerek de orta uzun vadeli genel riskleri konuşmaya çalışalım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Bu önemli. O açıdan biraz zayıf kalıyoruz bu konuda. Sizlerin katkıları, destekleri kıymetli. Evet, bugüne nasıl başladık? Evvela şu tarz haber akışlarıyla başladık. Japonya Merkez Bankası üyesinden koşullu faiz artırım sinyali. Yine baktığım zaman diyor ki BOŞ üyesi Nakagawa ne demiş? Açıklamasında ayrıca geçen ayki piyasa çöküşünün borçlanma maliyetlerini istikrarlı bir şekilde artırma planını sekteye uğratmadığına dair mesajlar veriyor. Geçen ay olan bitenler burada ekstra olarak bir problem yaratmadı diyor. Nakagawa, BOŞ'un faiz oranları hakkında karar verirken bu konudaki beklentilerin ekonomi ve fiyatların görünümü üzerindeki etkisinin dikkate alınması gerektiğini hatırlattı. Reel faiz oranlarının şu anda çok düşük olduğu göz önüne alındığında ekonomik ve fiyat tahminlerimizin yakalanması halinde %2'lik enflasyon hedefimize sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşılması için parasal desteğin derecesini ayarlayacağız. Ve burada ekstra olarak bakın genel anlamda bu Japon yeni tarafındaki değerleme sürecinin devam ettiğini söyleyebilirim. Ve Japon yeni de önemli bir nokta. Bakın şuraya şu 141'ler daha evvelki o ani sert değerleme ile geldiği alan ara tepki verdi. Piyasalar birazcık soluklandı. Şimdi diyor ki ben burada uzun vadeli o 2 yıllık trendime çarptım ama geri döndüm şimdi. 140'ların aşağısına doğru gelirsem piyasalar tarafına bir tur daha baskı uygulayabilirim diyor. Japonya'nın bu kadar önemli. Neden? Ucuz ucuz Japonya'dan parayı toplayıp piyasaya saçtılar. Ve daha sonrasında şimdi yen değerlenmeye başlayınca tutuştular. Faiz artırımları haberlerini duyunca tutuştular. Şimdi geri kaçma endişesi içerisine doğru girdiler. Ve bu panikle beraber piyasalar tarafında inanılmaz bir stres oluşuyor. Burada böyle milyarlarca dolardan bahsetmiyorum. Trilyon dolarların döndüğü bir piyasa koşulundan bahsediyorum. O yüzden bu risk masada durdukça aslında küresel piyasalarda da bizim piyasamızda da yerelde de riskli varlıkların daha da endişeli bir hal alma ihtimali masada tutulmalıdır. Ne demek riskli varlık? Risk dediğimiz şey en yükseği bunun işte kripto varlıklar gibi ve aynı zamanda borsalar gibi alanlardır. Riskin biraz daha minimalde düşük kaldığı ve fiyat oynaklıklarının biraz daha zayıf kaldığı kısım altındır. Bu tarz kritik kaotik ortamlarda tercih edilen bölge güvenli liman statüsü ile ABD 10 yıllık tahvilleridir. O nedenle yine dünyadaki paranın izini sürdüğümüz zaman aslında ana resim halinde baktığımızda faize kaçışlarında olduğunu halihazırda yine görebiliyoruz. Ve bir yandan da para riskli varlıklardan çıkışını sürdürüyor. Bunu dikkatle takip ediyoruz. Bunları görmeden açıkçası hani bazen bu genel olarak bu görüşümü sık sık söylerim. Yani piyasalar tarafına sürekli pozitif bakmak da bir problemdir. Piyasalar tarafına sürekli negatif bakmak da bir problemdir. Denge esastır. Riskler varsa ona göre tedbir alınır. Eğer siz bizim kişisel görüşlerimizden ziyade paranın çok dinamik olduğunu, çok ürkek olduğunu, haber akışlarıyla beraber piyasa dizaynlarının birdenbire değişebileceğini anlamak, aktarmak lazım. Mesela benim faiz indirimleri yaklaştıkça piyasalar tarafında artan stresten ve piyasalar tarafındaki ortamın biraz daha rolling coaster, piyasa bir aşağı bir yukarı gidişi çok sık anlattığımı bilebilirsiniz. Düzenli takipçilerim zaten biliyorlardır. Yani ana resimde faiz indirimleri yaklaştıkça faizler inecek, piyasalar coşacak. Hayır, belki de faiz indirmekte acaba geç mi kaldık hissiyatını bile piyasaya sunabilirler diye aktarmıştım. Ki evvela bu tarz düşüncelerle piyasaya bastılar. Bir yandan da Japonya tarafındaki hadiselerle beraber piyasayı tetiklediler. Şimdi bir tur daha atsalar, piyasaları birdenbire aşağı doğru çekseler, genel resimde herkes böyle ne oluyor ya der. Niye uzun zamandır piyasa tarafında enflasyonun sıcak sıcak böyle ufak ufak aşağı doğru indiği, tatlı tatlı piyasaların beslendiği bir piyasa vardı. Uzun zamandır her düşüş alış fırsatıydı. Bu alışkanlıklar yerleştirildikten sonra çatır çatır sattıklarında ya da piyasayı testere formatına aldığında birdenbire bir aşağı bir yukarı o fiyat hareketliliklerinde yatırımcının nasıl çarpıldığını hayal bile edemezsiniz. Şimdi burada ekstra olarak şu Japon yeni konusunda 140 seviyesi 139-140 bu bölgenin önemli olduğunu söyleyelim. Şurada ABD borsaları tarafında S&P 500'e bakın günlükte Kaufman hareketli ortalaması çok güzel çalışmış 5500'ler. Aşağı yönlü gelişler halinde 5380-5370 değerli bir alan ve ana trendler 5290 ve 5100
bantlarından geçiyor. Oralara kadar tekrar bir baskı olacak mı bakacağız. Burası Ocak 2024'ten gelen trend. Borsada da böyle güzel bir trend vardı. Bizim borsamızdaki yıkıldı. Bakalım buradaki borsalarda o trendlere doğru bir yaklaşım söz konusu olacak mı? Parite 1.1030 aşağısında negatif dedik. Daha yukarılarda 1.1150 aşağısında negatif dedik. O negatiflik varlığını sürdürmeye devam ediyor arkadaşlar. Altın tarafı nispeten dengeli. Bakın bunu da yayınlarımıza taşıdık. Dedik ki riskler arttıkça altının nispeten daha dengeli olduğunu, hatta düşüşler halinde belki 5000, şurada 5000 diyorum. İnşallah bir gün o da olur. 2400-2380 dolar bant aralığına doğru olur da gerilerse piyasalar tarafında çok daha büyük bir tokat atıldığı bir ortam oluşma ihtimalini masada tutarak izliyorum demiştim. Yani benim elimde altın var. Bunu satayım mı? Altının riskli varlıklara, yani borsalar gibi alanlara nazaran çok daha zayıf olduğunu. Hatta benim elimde altın var. Altını da bekliyorum derken piyasalar tarafında ciddi bir stres oluşursa change edersin dedik. Yani değişim yaparsın. Daha buradaki altın tarafını o zaman çok sert ezilmiş riskli varlıklara doğru taşırsın. Bakın altın put gibi duruyor ama piyasalar tarafı rolling coaster, yani bir aşağı bir yukarı sallanmaya devam ediyor. Gümüş tarafına bakacağız. Gümüş tarafı da bakın durgunluk sinyalleri verildikçe ya da durgunluk temaları işlendikçe gümüşün hareketlere katılımının daha da zayıf olduğunu görüyoruz. 28 dolar 75 sent, 29 dolar buraların üzerine yerleşmedikçe buradaki stresin korunduğunu, 27.70'ler aşağısında ise gümüşün bir tur daha ciddi bir baskıya maruz kalabileceğini hatırlatarak emtia tarafının biraz daha sakin kaldığı bir tablo içerisinde olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim. Nasdaq'ta, Dow Jones'ta ve diğerlerinde neler var ona da bir bakalım. Nasdaq tarafına baktığım zaman Nasdaq %1 satıcılı. Aşağı yönlü geçişlerde özellikle şu 18.500-18.600'ler, hemen hemen oralardayız. 18.500 aşağısında 17.900 ve 17.700 tekrar potaya girebilecek alanlar olur. Buradaki tabloda zayıftır. Nasdaq tarafında benim yakından takip ettiğim şirket Nvidia, çok güçlü bir piyasa değeri var. Nvidia tarafının sarsılması piyasalar tarafı açısından sarsıcı bir etkiye sahip olur. Bakın Nvidia benim çizdiğim sınırlardaki şu 111 dolarları vurdu. Şimdi burada bir doji mum oluşturuyor. 111'ler üzerine doğru yerleşim geliyorsa problem var. Bu doji mum muhafaza ediliyor ve ikinci mum kırmızıysa bu problem devam edecek anlamı taşır. Yakın takip ediyorum. Bugünkü enflasyon verilerine baktığımız zaman çekirdek tarafın bir tık yüksek geldiğini, fakat bunun piyasaları bahane olarak kullanacağını, asıl problemin carry trade sorunsalları olduğunu ve daha büyük bir tehlike olarak da Japon yeni tekrar ani bir değerlenme yaşar ve bu değerlemeye paralel trilyonlarca dolar piyasalar tarafında ciddi fiyat hareketlilikleri oluşturur ve majör birkaç tane bankada stres oluşursa, bakın bankalardan bahsediyorum, büyük kalantor bankalardan, o zaman bunun ciddi bir risk ve büyük bir tehdit olarak masada duran bir opsiyon olduğunu unutmamak lazım. Eğer öyle bir risk yok ama yine Japon yeni çok ani değerlendi, yine piyasalar sarsılır. Ama bu işin içerisinde bir de ekstra olarak bir banka tarafında bir sarsıntı eklerlerse piyasalar tarafına ciddi bir baskı uygularlar. Bakın faiz indirimlerine doğru da yaklaşıyoruz. O yüzden bu tarz işler yaklaştıkça genel olarak piyasalar tarafında stresin arttığını, faiz indirimlerinin aslında kanayan bir yaraya pansuman yapmaya çalışan bir ürüne dönüştüğünü karşınıza alırsınız. O yüzden gerek durgunluk gerek carry trade sorunsalları piyasalar tarafında bir restarta sebebiyet verirse büyük fırsat olacak. Şu an halen daha bir devam eden bir film var. Fragmanı izledik. O fragmanda bir prova yaptılar. Asıl film gerçekleşirse o zaman daha ciddi problemler yaşanır. Şimdilik teknik takip seviyeleriyle bahsettiğim gibi takiplerinizi yapabilirsiniz. Gerek yerel olarak bizim borsamızda, gerek küresel olarak yurt dışı piyasalarda stresin ve riskin devam ettiğini unutmamak lazım. Faizi bir opsiyon olarak tercih ettikleri, biraz daha güvenli tarafa doğru kaymaya çalıştıkları bir piyasa koşulu içerisinde olduğumuzu unutmadan takip edin. Eğer bir sonraki tokatta olacaksa bunun adayları çok fazla. Petrol de aşağı doğru geliyor. Durgunlukla veyahut da durgunluk korkuları, büyük şirketlerin çok berbat bilançoları veyahut da dediğim gibi ani bir carry trade sorunsalı ve Japonya'da yen değerlemesiyle bir sonraki tokatta bunların herhangi biriyle olabilir. Bu kadar çok masaya opsiyon geldiği zaman, riskin kargaşanın bu kadar doruklara ulaştığı zaman da kafa dinlemek, biraz piyasanın dışına çıkmak daha sağlıklı olabilir. Şu anki genel resim böyle. Eylül ayını piyasaların çok sevmediği bir ay olarak tanımlamak da mümkündür. Bu da en azından bir istikrar, bir veri olarak kalsın. Evet, ana resim böyle. Bir tokat daha Japonya'dan gelebilir mi? Evet, o da masada ama tek başına tek risk o değil. O yüzden bu kadar çeşitli risklerin olduğu bir ortamda ve faiz indirimlerine ABD'de seçime gittiğimiz kaotik bir ortamın içerisine doğru ilerlerken piyasalar tarafında devam edebilecek bir stresin varlığından bahsetmek açıkçası mümkündür. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.